Bu çantanın yapımında kullandığım kağıdın ölçüsü tek kanat olacak. Şimdi bunun eni şöyle 3 cm, 13 cm olacak. Burada iki tür kağıt kullanacağım. Biri şöyle beyaz renkli A4 kağıdı. İkincisi de yine A4 kağıdının üzerine siyah bant geçirerek, şöyle bant geçirerek bir siyah kağıt oluşturacağım. Şu bantımı bu şekilde açıyorum. Şöyle yapıştırıyorum ve kesiyorum. Bu beyaz. Beyaz ve siyah kullanacağım. Siyah kraft kağıt yerine arkadaşlar siyah bant, yapışkanlı bant kullanıyorum. Yalnız şunu söyleyeyim, bunu kullanırken, siyah bantı kullanırken sıcakta siyah bandın boyası çıkıyor. Onu yaparken dikkat edin. Bakın bu beyaz renkli kağıdı bu şekilde bantladım. Siyahı da arkadaşlar şu siyah bantımı açıyorum. Kraft kağıt da kullanırsınız. Kraft kağıt kullanırsanız şayet o zaman şeffaf koli bandıyla bantlayacaksınız. Ama kraft kağıt değil de böyle bir bant kullanırsanız arkadaşlar A4 kağıdı kullanmanıza gerek yok. Okunmuş bir gazetenin gazeteden de kağıdı kesip kullanabilirsiniz. Yani bunda şey yok. Bile kraft kağıt kullanalım veya da başka bir şey kullanalım derdiniz olmaz. Şöyle yerimizi belli ettik. Bakın kağıdımı bantladım. Şu fazlalıkları şu şekilde. Burada birazcık yamulma oldu ama şimdi şöyle içeriye doğru katlıyorum fazlalığını. Şunu da içeriye doğru şöyle katlıyorum. Şimdi bunun katlama şeklini göstereceğim. Bakın bu şekilde katladım arkadaşlar. Şurayı da şöyle katlayalım. Bu şekilde katlandı. Şimdi arkadaşlar katlamış olduğum bu kağıdımı önce şöyle boylamasına ikiye katlıyorum. Şöyle. Sonra ince uzun bir şeritim oldu. Bunu ortadan şu şekilde böyle ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da bu şekilde ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Ve katladığım iki yanı böyle birleştiriyorum. Katlama şeklimiz bu arkadaşlar. Kağıtlarımı katladım şurada. Şimdi önce çantanın körüğünü yaparak işe başlayacağız. Bakın şöyle şu ortadan 4 tane şu kareleri koyalım. Bunları da yapacağız. Şöyle iç içe geçmiş dikdörtgenlerden oluşan bir körük yapacağız. Önce arkadaşlar şu içerideki küçük körüğü yaparak işe başlıyorum. Şöyle düz bir yerden başlayalım. Şu kenarları birleştirmemiz kolay olsun. Şöyle 2 tane kağıdımı alıyorum. Bir beyaz, bir siyah ve bu şekilde birbirinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Hadi şuradan başlayalım. Şimdi buradan şöyle yukarıya doğru çıkacağım. Zaten bu körüğü yaptıktan sonra arkadaşlar diğer gövdeyi yapmama gerek yok. Bakın arkadaşlar şöyle geldi.
Şimdi buradan böyle yukarıya çıkacak. Şöyle. Aşağıya indim. Şu arada dışarı çıkacağım. Buraya arkadaşlar iç içe geçmiş iki kare yapıyoruz. Şöyle. Bak. Şu ara açık. Şu aradan dışarıya çıkacağım. Dışarıya çıktım. Bakın şuradan. Ve buradan arkadaşlar böyle zikzak yaparak şuraya kadar geleceğim. Şöyle geldim. Şimdi buradan böyle şu ara açık, buradan dışarı böyle. Bakın şöyle oldu. Şimdi arkadaşlar buraya şurada birleştireceğim. Ama bunun için ne yapıyorum? Siyah kağıt takıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu şekilde taktım. Şöyle oldu. Şimdi son taktığım kağıdın katını açıyorum. İkisini yakalıyorum ve bunun ikisini arkadaşlar şuradan içeriye sokuyorum. Şöyle soktum içeriye. Bak. Çekiyorum. Birini böyle yatırıyorum arkadaşlar. Diğerini böyle yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı şuraya yerleştiriyorum. Şöyle
Bu tarafa yatırdığımı da arkadaşlar şuraya yerleştiriyorum. Arkadaşlar şimdi bunun bir üst katmanı olan şunu yapıyoruz. Bunu yapmak için de yine aynen şöyle iki kağıdımı alıyorum. Şu vaziyette ve arkadaşlar şöyle koyuyorum. Bakın. Buradan yukarıya doğru. Bakın. Bakın. Şimdi siyah.